Ulaş ilçesi Bostankaya köyünde yaşayan bir şahıs beslediği kazlardan birisini yiyen komşusuna ait iki kangalı av tüfeğiyle vurdu. Av tüfeğiyle vurulan kangallardan birisi telef olurken birisi vücudunun çeşitli yerlerinden saçma yarası aldı. Köpek sahibinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle köye gelen ekipler şahsa ait av tüfeğine el koydu ve olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan köyde bulunan köpeklerin C.Y.'ye ait kazları geçmişte de telef ettiği öğrenildi. Sasmezi. Mevlüt Karaköse'nin ağabeyi Mustafa Karaköse, köpeğin yaralandıktan sonra acı içerisinde kendinden yardım istediğini belirterek, "Köpekler kardeşimin çoban köpekleri. Üç el ateş sesi duydum. Ben avcı zannettim. Köpek yaralı halde kapının önüne geldi ve benden yardım istedi," dedi. Köpekler kardeşimin köpekleri. Çoban köpeği davarı var burada. Davarları koruyor. Aynı röportaj yaptığımız yerde ben karşı evdeydim. Üç el ateş sesi duydum. Baktım avcı zannettim ben. Sonra köpek yaralı yaralı kapının önüne geldi. Benden yardım istedi resmen ya köpek. Ardından jandarmayı aradıklarını ifade eden Karaköse, ekipler geldi ve şahsa ait tüfeği aldı. Köpeğin biri telef oldu, biri de ağzından yaralanmıştı ve dişleri hep kırık. Av tüfeğiyle vurmuş, üzerinde saçma izleri var, dedi. Ondan sonra da jandarmaya telefon açtık. Jandarma geldi, tüfeğin neyini aldı, götürdü. Köpeğin biri ölü, biri de ağzından yaralanmış, ağzından vurmuş, dişlerini hep kırık. Av tüfeğinin. Saçma izleri var köpeklerin, diğer ölmeyen köpeklerde de saçma izi var.